Merhaba. Bu dersimize bir zaman ölçeği çizerek başlamak istiyorum. Bakın şu sol taraftaki uç hamilelikten öncesini, sağ taraftaki bu uç da hamilelikten sonrasını gösteriyor. Tam ortaya da hamileliğin 20. haftasını yerleştiriyorum. Bu ölçeği hamileliğe bağlı hipertansif bozuklukların birbirlerinden nasıl ayrıldıklarını göstermek için kullanacağım. Hipertansif bozukluklar hamileliğin hangi döneminde gerçekleştiklerine ve hangi yoğunlukta seyrettiklerine bağlı olarak farklılık gösterir. Şimdi şu uçla başlayalım ve bir kadının hamile kalmadan önceki birkaç yıl boyunca yüksek tansiyonu olduğunu ya da hamileliğinin 20. haftasından önce bu durumun farkına varıldığını düşünelim. Bu kadında kronik veya önceden mevcut hipertansiyon olduğunu söyleyebiliriz başka bir deyişle yüksek tansiyonunun hamileliğe bağlı olmadığını yani bu rahatsızlığının hamile kalmadan ya da 20. haftadan önceki dönemde de var olduğunu belirtmek istiyorum. Önemli olan bu. 20. haftanın önemli bir dönüm noktası olmasının sebebi bundan önceki dönemlerde hamileliğin kan basıncını doğal olarak düşürüyor olmasıdır. Bu durumda bir kadının hamileliğinin 20. haftasından önce yüksek tansiyonu varsa bunun hamileliği bir ilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Yüksek tansiyon eğer 20. haftadan sonra kendini gösterirse bu hamileliğe bağlı yüksek tansiyon olarak sınıflandırılır. Yani zaman kazanmak için yüksek tansiyon yerine kısaca YT yazacağım. Evet, hamileliğe bağlı yüksek tansiyon Hamileliğe bağlı yüksek tansiyon doğumdan 12 hafta sonra kendi kendine düzelen bir rahatsızlıktır. Eğer düzelmezse de kadının muhtemelen daha hamile kalmadan yüksek tansiyonu olduğu ve hamilelik tansiyonu düşürdüğü için de hamileliğin ilk zamanlarında bunun farkına varılamadığı düşünülür. Bu iki durum yani kronik yüksek tansiyon ve hamileliğe bağlı yüksek tansiyon çok ciddi tansiyon rahatsızlıkları değil gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen preeklamsi ise ciddi bir hipertansif rahatsızlıktır. Preeklamsi ve eklamsi. Garip kelimeler öyle değil mi? <laughs> preeklamsi yüksek tansiyonun hamileliğin 20. haftasından sonra geliştiği durumdur. Bu yönden hamileliğe bağlı yüksek tansiyona benzese de preeklampside durum oldukça farklıdır ve yüksek tansiyona ek olarak idrarda proteine rastlanır. Bunu da bilimsel adı olan proteinüri olarak not ediyorum. Hedef organ hasarı da görülebilir. Ne demek istediğimi az sonra ayrıntılı olarak açıklayacağım. Şimdilik sadece hedef organ hasarını not edelim. Evet, preeklampside yüksek tansiyona proteinüri ve hedef organ hasarı eşlik eder. Eklampsi ile preeklampsisi olan bir kadının nöbet geçirmeye başlaması durumudur. Eklampsinin altına nöbet diye not düşelim. Evet. Preeklampsinin tanımını öğrendiğimize göre sıra geldi sebeplerine. Bu rahatsızlık hakkında çok kesin bilgimiz olmamasına rağmen hamileliğin erken evrelerinde plasentadaki damarların anormal bir şekilde gelişmesine dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Plasentadaki damarlar normal bir şekilde gelişmez. Plasentanın oluşumu sırasında embriyonun etrafında burada gördüğünüz yeşille çizilmiş trofoblast hücreler, hamilelik sırasında desidua olarak adlandırılan endometriumu ve miometriumu işgal ederler. Bunu Rahim atar damarının ucu olan spiral arterlere ulaşabilmek için yaparlar. Evet bunlar rahme kan taşıyan atar damarlar ve bu atar damara ulaşan trofoblastlar. Buradaki oksijen açısından zengin kanada ulaşmış olur. Bebekle anne arasındaki kan değiş tokuşunun gerçekleştiği organ olan placenta işte bu şekilde ilk etapta trofoblastların bu kan damarlarını işgal etmeleriyle oluşur. Bu anlattıklarımın başarıyla gerçekleşmesi için iki şeye ihtiyaç var. Öncelikle trofoblastların son derece agresif olup desiduaya nüfuz etmeleri, ikinci olarak da spiral arterlerin kendilerini yeniden yapılandırmaları. Yani bu dar ve kalın duvarlı hallerinden geniş, kıvrımlı ve içlerinden büyük miktarlarda kan geçişine izin veren damarlı kanallara dönüşmeleri gerekir. İşte bu bahsettiğimiz iki durum gerçekleşmediğinde, yani trofoblastlar görevlerini yerine getiremediğinde ve spiral arterlerde yüksek kan akışlarına izin verecek şekilde gelişmediklerinde preeklampsi ortaya çıkar. Şimdi bir adım geri gelelim ve büyük resme odaklanalım. Plasenta spiral arterlere doğru şekilde ulaşamazsa yeterli oksijeni de alamaz. Ve bu hamileliğin ileriki aşamalarında yani fetüs ve plasentanın çok daha fazla kana ve oksijene ihtiyacı olduğu evrelerde çok büyük bir probleme dönüşür. Oksijen tedariğindeki bu azalma plasentaya komşu hücreleri çok kızdırır. Oksijen alamadıkları için kızan hücreler hemen hemen her benzeri durumda olduğu gibi enflamatuar moleküller salgılamaya başlarlar. Plasentada annenin kan dolaşımına giren bazı maddeler salgılar. Bu maddeler annenin kan dolaşım sisteminin işleyişini etkilemeye ve damarların içini kaplayan endotelyal hücrelere zarar vermeye başlar. Şimdi bunun bir kan damarı olduğunu düşünün. Bu damarın kesiti. İşte buradaki hücrelerden bahsediyorum. Evet, kan damarlarının içini kaplayan bu çok ince hücreler endotelyal hücrelerdir ve plasentanın salgıladığı maddelerinde hedefe haline gelir ve zarar görürler. Endotelyal hücrelerin zarar görmesi sonucu da preeklampsinin belirtileri ortaya çıkar. Endotelyal hücreler zarar gördüklerinde damarın gerginliğini kontrol edememeye başlarlar. Damarlar esneyemez ve yüksek tansiyon ortaya çıkar. Plasentanın salgıladığı maddeler endotelyal hücrelerin sızdırmasına sebep olur ve proteinler de buradan sızan ilk moleküller arasındadır. Bu sızıntının bir böbrekte gerçekleştiğini düşünürsek, glomerüler kılcallardan sızan proteinler idrara karışır ve preeklampsinin sebep olduğu bir diğer durum olan proteinüri ortaya çıkar. Vücudun geri kalanında ise eğer damarlardan protein sızarsa ne olur dersiniz? Hemen Starlink yasasını aklınıza getirin. Protein nereye gidiyorsa su da onu izler öyle değil mi? Dokulara doğru proteini takip eden su vücutta ödem ve şişkinliğe sebep olur. Bu arada bahsi geçen şişkinliğin hamilelikte görülen şişkinliklerden çok farklı olduğunu da eklemek istiyorum. Bu durumdan Herhangi bir organdaki dokular etkilenebileceği için belirtiler vücut genelinde görülür. Baş ağrısı, nöbetler ve görme bozuklukları görülebilir. Evet, evet. Beyindeki dokuların işlevini yitirme sonucu görme bozuklukları da görülebilir. Bunlara ek olarak da, e, karnın üst orta bölgesindeki ağrı olan epigastrik ağrıya ve karaciğer enzimlerinde yükselmelere rastlanabilir. Karaciğer enzimleri, karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu yükselir. Plasentadaki kan damarlarının işlevlerini yerine getirememeleri sonucu da fetüs gerektiği şekilde büyüyemez. İşte videonun başında hedef organ hasarı olarak anlatmak istediğim şey buydu. Zarar gören endotelyal hücrelerin kendilerine özgü maddeler salgıladıklarını da eklemek istiyorum. Bu maddeler pıhtılaşmayı artırdığından vücudun herhangi bir yerinde pıhtı ortaya çıkabilir ki bu da zaten kendi başına oldukça ciddi bir durumdur. Preeklampsinin teşhisi için burada bahsettiğimiz durumlara bakılır. Sistolik kan basıncı değerinin yani büyük tansiyonun 140'ın üzerinde, diastolik kan basıncının yani küçük tansiyonun da 90'ın üzerinde olması gerekir. Zaten yüksek tansiyonun tanımı da budur. Buna ek olarak proteinürü ve hedef organ hasarına ait bulgular, mesela karaciğerin işlevini yerine getiremediğine işaret eden yüksek karaciğer enzimleri, böbrek hasarına işaret eden yüksek kreatinin seviyeleri ya da pıhtı oluşumuna işaret eden trombosit seviyesinde azalma gibi belirtilerin görülmesi gerekir. Hedef organ hasarına dair herhangi bir bulgu teşhisi destekleyecektir. Eğer bir hastanenin kadın doğum bölümünde vakit geçirme şansınız olsaydı, çok ciddi sonuçları olabileceği için bu rahatsızlığa sahip olan anne adaylarının çok yoğun bir şekilde gözetim altında tutulduğuna şahit olurdunuz. Preeklamsi, plazenta ayrılmasına, karaciğer hematomu veya yırtılmasına, yaygın damar içi pıhtılaşmasına, yani vücudun hemen hemen her yerinde pıhtı oluşmasına sebep olabilir hasta inme geçirebilir ya da solunum cihazına bağlanması gerekebilir. Umarım ne kadar ciddi bir durum olduğunu anlatabilmişimdir. Peki iyi de bu kadar ciddi olan bir hastalık nasıl tedavi edilir? Açıkçası annedeki bu ciddi durumdan sorumlu olan şey plasenta olduğu için en iyi tedavi plasentanın vücut dışına çıkması. Yani doğumdur. Evet, plasenta vücuttan çıktığı anda preeklampsi bulgularının hemen ortadan kalktığını gözlemleriz. Bu durumda tabii ki fetüsün hayatta kalıp kalamayacağı değerlendirilmelidir. Bu yüzden eğer anne hamileliğinin 37. haftasını tamamladıysa preeklampsinin ciddiyetine bakılmaksızın doğum gerçekleşir. Hamileliğin 37. haftasının tamamlanmadığı durumlarda ise ancak preeklampsi çok ciddi boyutlara ulaştığı takdirde doğum gerçekleşir. Son olarak bir de preeklampsinin belki de en çok korkulan komplikasyonlarından biri olan nöbetlerin yani eklampsinin oluşma riskinin en yüksek olduğu zamanın doğumdan hemen önce, doğum sırasında ve doğumdan 24 saat sonra olduğunu da eklemek istiyorum. Bu yüzden de preeklampsisi olan her kadına antiepileptik yani nöbetleri engelleyen bir ilaç olan magnezyum sülfat verilir. Magnezyum doğum sırasında ve doğumdan 24 saat sonrayı kapsayan sürede de verilmeye devam edilir. Buna ek olarak yüksek tansiyonu da kontrol altına almak gerekir ve bunun için de hidralazin ve labetolol gibi ilaçlar kullanılır. Hidralazin ve labetolol hamilelik sırasında güvenli bir şekilde kullanılabilecek antihipertansif ilaçlardır. Evet, bu dersimizde hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek çok ciddi bir komplikasyon olan preeklampsiden bahsettik. Hoşçakalın.